Legend Online'dan herkese merhabalar. Yine Legend Online'da yeni bir içerikle sizlerleyiz. Bugünkü konumuz aslında çok talep olduğu için ejderha fısıltısı hakkında ama ufak tefek şeyler de yapacağız. Şimdi kardeşlerim, şu yorumları çok görüyorum. Ejderha fısıltısında tılsımlar nasıl olmalı, nasıl yapmalıyız, neye biriktirmeliyiz? Baştan sona kadar, hani bodosta mı ortadan değil de en başından nasıl başlamalıyız? Arkadaşlar, ben bir hata yaptım. Bu fısıltı hakkında, tılsımlar hakkında siz onu yapmayın. Hani mevzu şu, işte ileride turuncu alacağım, bunu artı basmayayım gibi düşünmeyin. Yapmanız gereken şey, tek şey, bakın. Yeni sunucuya başladınız, işte fısıltı açtınız, 3-4 tane sandığınız var, yeşil. Önemli olan kardeşlerim HP falan değil. SG'yi umursamayın. Bakın, sizi ileride çok çok öne taşıyacak şey şudur. Ölüm kitabı saldırı. Bakın, ölüm kitabı saldırınız varsa yumulun abi. Elinizde ne kadar tılsım varsa buna basın. Diyelim mavi yaptınız, işte turuncu yaptınız. Sizin saldırınız zaten çok büyük bir oranda etkiliyor. Daha sonra yapacağınız tek şey abi HP. Ama hani bakın, benim HP'm artı 27, dolunay basmıyorum daha fazla. Önceliğim ölüm kitabı saldırımı artı 37 yapabilmek. Şimdi şöyle bir şey de var. İşte benim ölüm kitabım var mavi. İşte turuncu çıkarsa ne yapacağım? Kardeşlerim, turuncu ölüm kitabı çıksa bile ileride zaten değiştirirsin. Ama elindeki mevcut saldırıyı sen artılarsan ölüm kitabını zaten turuncu olacak. Bakın, bu seti bu tılsım etki şeyi var ya, bu %15 arttırır diyor. Onu işte içerisindeki saldırıları, yanda verdiği özellikleri zaten aktarabiliyorsunuz. Ya farklı bir turuncu tılsımdan işte tılsım etkisini geçirebiliyorsunuz. Özelliklerini devredebiliyorsunuz. O yüzden korkmayın. Artı 27'ye bassanız bile elinizdeki mavi, moru neyse artık turuncu olduğunda diğer başka bir turuncuyla değiştirebiliyorsunuz. O yüzden hiç korkmayın. Artılayın abi. Ölüm kitabı olmak şartıyla saldırıyı. Zaten ileride bakın, benim bile daha 4 tane ölüm kitabım yok. Sebebi şu. Yeni ay kitabımın bana HP vermesi. Neden böyle takıyordum? Bakın, zaman girdabında en önemli şey bir saldırı, iki HP'dir. Eğer saldırınızda HP'niz düşükse hiçbir şekilde geçemezsiniz kardeşlerim. Bakın, ben fullledim. Hatta baskınımızı da atalım. 400 buradan günlük kasıyorum. Buraya geçtiniz mi artık demektir ki sizin tılsımlarla işiniz bitti. Sonra ne yapacaksınız? Bakın kardeşlerim, 3K benim exp tılsımım var. Hemen basalım hatta bunları da görmüşken. Bakın, farkındaysanız artı 27, bir tane daha saldırım var. Benim yaptığım yanlış buydu. Dolunaya basmaktı. Artı basmak değil, dolunaya artı basmak. Ölüm kitabına basabilirsiniz. Hiç sıkıntı yapmayın, korkmayın. Abi, 3000 taneye basıyoruz. Of, artı 32 oldu. Efsane oldu. Ben bunu EP'ye bassaydım 2-3 katı, 4 katı daha fazla SG alacaktım ama hiç gerek yok. Bakın, 1 milyon 900K saldırım oldu. Dediğim gibi hani şimdi artık girdapla işim bittiğine göre ben buraya 4 ölüm kitabı artı 2 tane dolunay yapabilirim. Ama neye göre? Bakın, herkes şuna göre hesaplıyor kardeşlerim, işte 4 tane ölüm kitabı yapınca işte zarar oluşturma anda %10 olasılıkla hedef yeni buff kazanamaz. Tamam, bu önemli. Ama asıl önemli olan bu değil. Bakın, potansiyele geliyorsunuz. Nerede abi? Bakın. Burada karanlık ritüel var. Bunu açıyorsunuz zaten potansiyelde. Bakın ne diyor? Yeni ay ve ölüm kitabı tılsım 4 adet set etkisi olasılığı tetikleyerek %15 artar. Bu bir yıldızda. 125'i burada tutturdunuz mu? 4 set etkisinin ne demek biliyor musunuz siz? Yani alabileceğiniz hasarı, çıkartabileceğiniz hasarları bir düşünün. Burası önemli olan. Tamam, set etkisi de önemli normal tılsımda ama burası çok çok daha önemli. Mesela yeni ay ve ölüm kitabı. Tılsım set etkisi %11 artar. Bir yıldız.
Yani şu an benim set etkisi yapmamdaki en büyük etkenlerden birisi de potansiyeldir. Bir haftaya falan ben bunları 4 ölüm, 2 tane de dolunay yapacağım zaten. Mantık budur. Hani kesinlikle bu şekilde yapın. Çok çok büyük faydalarını göreceksiniz. Defansa basmayın abi. Yok kimi diyor artı 9'a bas, SG gelsin. Boş verin. Bakın ileride ekstrasını çok arayacaksınız. He, olacak, elbet olacak. Ama sizin bastığınız bir adet ekstrasını ileride çok arayacaksınız. Bir diğer konu sembiyoz. Bu arada bossa daha var. Bir diğer konu sembiyoz. Hani bir kasılıyor. İşte çok az SG veriyor ama az da olsa bakın abi. Fulleyelim. Hani bir levelken hiç SG vermiyor. Bakın ben 9 yaptım, verdiği SG'yi gördünüz. Zamanla her yerden parça parça çok büyük SG'ler kasabiliyorsunuz. İşte kimi saldırıya etki ediyor. Bakın ben saldırıyı 9 yapmışım. Gidip HP'yi de 6 yapmışım gerçi. 5 var. Diğerlerine basmadım daha. Önceliğim saldırıyı fullemek. Sembiyozun artısı bu. Tılsımlarınıza özellik ekler. Ya aynı şey gibi düşün. Şeytan kristali gibi düşün. Şeytan kristali neydi lan o? Aynı. Şuradaki setlerdeki yanda verdiği özellikler gibi düşünün. O tarz bir etki yaratıyor karakterde. Daha sonra bu tılsımdan bahsettik. Tılsım birleştirme olayını zaten bir önceki videolarda bahsetmiştik. Hani özellik aktarma olayını bahsetmiştik. Aynı işte saldırıysa saldırı, defansa defans, bunun özelliklerini bir diğerinden birleştirme bölümünden daha doğrusu şu şekilde aktarabiliyoruz. Ama mesela ben bu şekilde koydum. Bundaki sihirli saldırı geçer kardeşlerim bu saldırıya. Ona çok dikkat edin. O hatayı ben bir kere yapıyordum. Son anda fark ettik. Hatta videolarımızda da var. Bu şekilde buradan rahatlıkla kasabilirsiniz. Tılsımlarınızı, özelliklerini arttırabilirsiniz. Becerilerimiz zaten yine ilk fısıltıyı açtığımda bunun hakkında da video yapmıştım. İşte boss için beceriler, ne bileyim PvP için, savaş alanı için, amfi için hepsinin ayrı ayrı bilgilendirmesini yapmıştık. Çok basit aslında. Okumanız bile yeterli neyin nerede kullanabileceğinizi çözebilmek için. Abi bu arada boss yaklaşıyor. Şu becerileri yemeyelim. Boss'a göre beceri ayarlayalım madem videodayız. Abi bu her zaman üsttekini ben açıyorum. Sonra şeffaf ölümü açıyorum ama kullanmıyorum pek. Abi sonra bu max. Daha sonra ruh yakıcı. Bunun özelliği biliyorsunuz %100 kritik veriyor. Bundan sonra şu max'a attığımda kader zincirini efsane bir hasar çıkartıyoruz. Bunu da kullanmıyorum ama açıyoruz. Düşman canavarsa diyoruz. Canavarla savaşacağız. Bu özelliği açıyoruz. Diğeri oyuncu. Abi bana HP lazım değil boss'ta. Kritik lazım. Alttaki özellikle kritik arttırıyor. Bunu fulliyorum. Boss'ta bir nefret karşı tarafa nefret kaybettiriyor. Diğer bir özellik ise nefret kazanıyor. Boss'un nefreti olmadığı için ben kendim nefret kazanmak istiyorum. Burada da ateş kazandırır. Önemli. Şu da saldırı olacak. Zaten %20 olasılıkla abi becerilerimiz boss'a göre ayarlı. Şu sembolü çıkartacağız. Savaş canavarımız ezik. Bir diğer en önemli konulardan birisi potansiyel. Potansiyelde sıralama aynı bu şekilde kardeşlerim. Ekstra farklı bir şey açmayın. Hani birinci sıradaki temel canlılık olacak. İkincisi sel baskını. Üçüncüsü karanlık ritüel söyleyemedim. Dördüncüsü zihin mücadelesi. Neden temel canlılık? Temel canlılık fiziksel saldırı ve sihirli saldırı %4 arttırıyor kardeşlerim. Bu da bir yıldızı. İki yıldızıymış pardon. Bunları buradan ya başka neyi vereceksin? Gidip HP mi? Veya defans ve sihirli defans mı? Tabii ki saldırı. Çok basit. Bu sel baskınında en önemlisi bu. Yeni ay ve ölüm kitabı 4 set etkisi yapacağımız için biz burada bizim işimize yarayan sel baskını, enerji torrenti değil, şeytan çemberi değil. Bunlar işte farklı tılsım kombinasyonları yapanlar için geçerli. Alan çarı haricinde kimse bunların hiçbirini kullanmıyor. Sadece sel baskınını açıyor. Ama alan çarları bildiğim kadarıyla şeytan çemberini kullanıyor kardeşlerim. Üçüncüsünde neden karanlık ritüel? Yeni ay ve ölüm kitabı tılsım 4 set etkisini %15 arttırır diyor. Bir yıldızda.
Biz zaten yeni ay ve ölüm kitabı yapıyoruz. Yok, yeni ay değil. Hayır, ölüm kitabı yapıyoruz sadece. Yeni ay yapmıyoruz. Dolunay yapıyoruz. O yüzden yani, ölüm kitabı 4 set etkisini alabilmek için karanlık ritüel, diğerleri işte dolunay ve iyileştirici, işte kutsal ve kemik. Bunlar yine bizim işimize yaramıyor. En son zihin mücadelesi en sevmediğim. Bu çok sıkıntı ama emin olun hani öyle bir yeri geliyor ki sizi periden indirmiyor. Bu muhteşem bir özellik. Hani bunda tereddüt yaşayabilirsiniz ama ben zihin mücadelesi tercihi yaptım. Sizin de yapmanızda yarar var. Kardeşlerim, ejderha fısıltısı bu kadar. Daha artı anlatılacak bir şey yok. Emin olun atlatmadan detaylı bir şekilde izlerseniz videomu size çok büyük şeyler katabilir. Emin olun en ufak bir şurada yapacağınız bir gelişme size büyük derecede katkı sağlar. Bir de şunu açıklık getireyim. Neden bu kadar tılsım biriktiriyorum? Kardeşlerim bakın. Geliştirme bölümüne geldiğinizde diyelim saldırıp ben bunu exp kasacağım. Herhangi bir kullanmadığım tılsımı yanına koyuyorum. Geliştirme deyip bakın birleştirme değil bu arada. Aman. Çok büyük yanlış yaparsınız aman. Buradan geliştirme işaretli olacak. Sola kullandığımız tılsımı koyuyoruz. Sağ tarafa herhangi bir kullanmayacağımız, çöpe atacağımız tılsımı koyuyoruz. Geliştirme dediğimizde 10 XP veriyor. Bakın tekrar yapalım. 17.680'di. Bir tane koyduk. 90 oldu. Şimdi 10 XP veriyor. Bununla mı uğraşacağım demeyin. Emin olun çok büyük leveller atlattım ben. Hani bunun turuncu olmuş, mavi olmuş, yeşil olmuş hiçbir önemi yok. Aynı XP verir ve yüklü miktarda olduğu zaman çok büyük leveller alabilirsiniz. Buradan ben en az 2-3 level buradan kastım turuncuma. Siz de o şekilde yapın. Hani ekstra başka türlü bir yerden kasamıyorsunuz zaten. Ne bileyim ne şeyden alabiliyorsunuz. Ağaçtan bile düşmüyor bu ekstılısı mı? Kesinlikle buradan kasmak çok çok faydalı. Size çok büyük adımlar attırır. Birçok kişiden önde olursunuz. Hele yeni sunucularda bunu yapmayan çok kişi var ve bu yüzden çok geri kalıyorlar. Kardeşlerim, fısıltımız bu kadar. Daha anlatacak bir şey var mı? Bilemiyorum fısıltı ile ilgili. Yok gibi ya. Her şeyimizi anlattık herhalde. Bakalım. Tılsım, ek tılsımı, özellik tılsımı, becerilerimizi bahsettik. Zaten savaş canavarımız. Daha geliştiremedik. Ağaçtan düşmüyor ha bize. Kardeşlerim, ejderha fısıltı videomuz bu kadar. Hani ekstra anlatılacak bir şey de yok. Bunun özel fashionları var. Ağaçtan düşebiliyor. Etkinliklerden alabiliyorsunuz. Ama pek de şu an için önemli değil. Görüntüye pek önem vermeyin derim. Önemli olan karakterin içi ne kadar doldurabildiğiniz. Tılsımları kesinlikle kafanıza takmayın. Şuna da açıklık getireyim. Her sunucuda olduğu gibi buraya da başladığımda yok işte saldırı çıkmadı. Yok işte sihirli saldırı çıkmadı diye birçok kişi bırakıyor kardeşlerim. Bakın hani bekleyin diyorum sabredin. İlla ki çıkacak. Hani elmas çekiyorlar, para yatırıyorlar. Yazık kardeşlerim. Yani bir tılsım çıkmadı diye oyun bırakılır mı? Bakın ya ben de çok sıkıntılar çektim. Geçin önceki videolara. Ne bileyim bundan bir ay önceki videolarımızı izleyin. Tılsımlarım berbat. Hiçbir şey yapamamışım tılsım konusunda. İşte mor katı geçemiyorum. İşte turuncu tılsım çıksın diye ağaca basıyorum. Gereksiz kardeşlerim. Bakın elbet zaten izliyorsunuz. 32 olmuş, 36'ya ne kalmış, 37'ye ne kalmış? Hani hepsini yapabilecek düzeyde insanlarız. Zamanla hepsi olur. Bu oyunun en büyük ana teması sabırdır. Herkes para diyor ama değil. Abi sabrın varsa her şeyi yaparsın. Sabrın sonu selamettir. Hatta bakın şöyle göstereyim ben sizlere. Birliğimize bakalım. Ya çok örnek verebilirim. Hani mesela abi nerede tanıdığım Dejavu 12 gündür girmiyor. Bakın şu hesap. Yani bu adam yeni sahibi Murat benim çok samimi bir kardeşim. Bu hesabın önceki sahibi 10-15K elmas attı. Tılsım çıkmıyor diye bıraktı kardeşlerim. Tılsım çıkmıyor diye bıraktı. Bakın tılsımlarına. Yani şimdi turuncu çatlak atıyorum ben. Birliğimizdekileri olabildiğince. Şuraya baksanıza her şey tamam neredeyse.
Misal ya bu tarz örnek verebileceğim birçok insan var. Bakın abi yani bu arkadaşın da Murat turuncu tasımı yoktu doğru düzgün. Hani turuncu çatlak atmaya başladık. Setlerini dizmeye başladı. İşte Baran yeni birleştik. Bu da kardeşimizle de aynı şekilde turuncu tılsım çatla atmaya başladık. 21 milyonu geçti SG'si. Dün iki tane turuncu tılsımdan 400K SG kastı boş. Hani olur bunlar, yapılır. Yeter ki sabredin. Daha fazla da uzatmaya gerek yok. Videomuzu da burada sonlandıralım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğenmeyi ve yorum yazmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın kardeşlerim.